Yaşam aslında hep böyle fırtınalarla geçer. Ben çok genç yaşlarda öyle bir karar verdim. Yani dünya yıkılsa okumaya düşünmeye devam edeceğim çünkü onlar bitmeyecek. Hakikaten de ben yıllarca gaz okumadım, televizyon seyretmedim, hala seyretmem filan. İşte hükümetler kuruluyor, yıkılıyor filan. Sonra 10 yıl sonra öğreniyorum onu. Bakıyorum fazla kaybedilmiş bir şey yok. Ben sadece 10 yıl boyunca harcadığım emek sonucunda elimde kalanları görünce o bunlarla mutlu oluyorum. Tabii yaşamdan bu kadar kopuk olur mu düşünme. Bu işin e, ilginç kısmı bir dahaki ders muhtemelen eğer fikrimi değiştirmezsem nevabit konusunu ele alacağız. Nevabit? e ee, nebat'tan gelir ama nebat nebatat olarak e çoğulu olduğu gibi nevabitte biraz daha olumsuz bir mana var. E, ot bitki demek değil, daha çok ayrıksı ot demek. Ayrıksı ot nasıl tasavvur edilir? Nerede tasavvur edilir? Mesela yaylada ayrıksı ot olur mu? Ya ekili yer tasavvur etmeniz lazım, ya da bir bahçe tasavvur etmeniz lazım. Yani belli bir düzen e, ya da düzenli yer tasavvur edeceksiniz. Orada olmasını istediğiniz e, bitkiler, ağaçlar olacak. Bu sizin istemediğiniz, size rağmen e, bahçenizi ya da tarlanızı da var olmak isteyen, sizin iradeniz dışında olmak isteyenlere ayrıksı ot dersiniz. Şimdi ayrıksı otu ilk kullanan Farabi'dir. Farabi e, toplumsal sınıfların içerisinde bir Askerler, rahipler vesaire, esnaf ve zanaatkarlar, köylüler, işçiler neyse bunların hepsini tasnif ediyor. Bir de eşkıyalar var. Toplumla uyum içerisinde uyum gösteremeyen, uyumsuz olan efendim söyleyeyim dilenciler var filan. Onları nereye koyacaksınız? ahlak ahlaka alayisinde mesela Osmanlı'daki bütün sınıflar anlatılır. Sonra nevabit orada özetlenir. Yani e, uyumsuz, uyumsuz olanlar. Şimdi kısa geçeceğim. Bunlar tabii erdemli toplum içerisinde Erdemli olmayan, çalışmayan, dilenen, işte uyuşturucu kullanan, üretmeyen zümreler bunları toplum dışı ilan ediyor. Nedir toplum dışı olanlar nedir? E, filozoflar da biraz toplum dışı görünür. Şimdi asıl pek üzerinde tartışılmamış bir büyük filozof İbni Bacce. İbni Bayce, İbn Bace aslında İbni Rüşt'ün hocasıdır. Endülüs'te felsefi felsefe yapan adamdır. Çok problemlidir. Zehirlenerek de öldürülmüştür. Ee, hem de öldüren de ünlü bir şair. Adama biraz bozduğu için. i̇bn ee, İbn Hakan'dı sanıyorum adı. Eee İbn Bayce garip bir şekilde bu nevabıt kelimesini alır ve bunu der ki sufiler buna gureba derler. Gureba garip, yabancı demek. Ve e, toplum içerisinde topluma uyum sağlamaksızın felsefe yapmak mümkün mü? Kitabın adını size söyleyeyim, ünlü kitabın adını. Tedbirül Mütevahid. Muvahid biliyorsun birleyen demek ama mütevahid nedir? Birlenen. Yani ne demek oradaki birlenmek? bireyselleşen, yalnızlaşan, yabancılaşan birey demek. Dolayısıyla diyor ki İbn Bayje bir hakikat arayıcısı erdemli olmayan bir toplumda hakikat arayışını nasıl sürdürebilir? Kendini onlardan yalıtarak, kendi içine inzivaya çekilerek. O yüzden Aristotelesçi ve Platoncu toplum içerisinde e, olgunlaşma, toplum içerisinde insani nitelikleri geliştirme şeklindeki o ünlü teoriye karşı e, İbni Bayce e, tam tersine e, toplum dışında kalarak da insan yetkinliğe ulaşabilir teorisini öne sürüyor. Bu tabi yine en yakın talebesi İbni Lüş tarafından anlaşılmaz bulunuyor. Neden? insan toplumsal dayanışma süreçlerine dahil olmadan nasıl yetkinliğe ulaşabilir? Yetkinlik, vahşilerde yetkinlik olmaz. Yetkinlik ancak toplumsallıkta olabilir. Toplumsallık dışı bir insani ilerleme fikri olamaz diyorlar. Oysa e, bizde halvet der encümen diye bir tabir vardır. Hak içinde, halk içinde... Hakla beraber olmak. Dolayısıyla İbn Bayc'e biraz yanlış anlaşılmış gözüküyor. Toplum içerisinde olmak demek toplumun değerlerine yönelimlerine dahil olmak demek değildir. Ee, ancak insanın yetkinliğini insan insan olma sürecini öyle söyleyeyim, yetkinleşme sürecini. Topluma sürüye kalabalığa katılarak kalabalığın içinde mi gerçekleştirmesi lazım yoksa toplumla arasına çok ciddi bir mesafe koyarak kendi dünyasını yaratıp o dünyada yetkinliğe ulaşabilir mi? Böyle bir problem var dolayısıyla tabi günümüzde toplum dışı bir yetkinlik iddiası e, biraz e, ütopik görünüyor sağlıklı da görünmüyor. Yani toplum içerisinde olmak, davranmak, toplumun değerlerine zahiren katılmak demektir. Kalben katılmanız gerekmez. Ee, i̇ç dünyanızla dış dünyadaki e, irtibatı iki ayrı dünya e, oluşturmak demektir. Ee, İbni Bayci'nin e, teorisinde, bu iç dünya dış dünya ile çatışıyor. Zaten o dış dünyada onu yok ediyor o zaman. Yani izin vermez. Yani kalabalıklar tek başına duran insanlardan nefret ederler. Ee, neden? Çünkü kendilerini kötü hissettirir. Yani düşünsenize burada yüz kişi var şurada tek bir adam duruyor. Herkes o adamı ya buraya almak ya yok etmek ister. Çünkü onun burada bulunuşunu tehdit eder o teknik çünkü insanın içinde o sınırların dışına çıkma, özgürleşme isteği vardır. o özgür o eğer özgür bir orada duruyorsa o da özgürleşmek ister. Fakat toplum dışında böyle bir vakum, böyle bir boşluk bulabilir miyiz? Bulamayız. Varmış gibi hareket ederiz. Ama bu da aslında bir tür Ruhsal dengesizliklere yol açar. Yani o e, hepimizin kullandığı o yalnızlığa, e, o toplum dışı, sıra dışı olmaya yönelik e, vurgular fiiliyatta insanı yetkinleştirmekten ziyade biraz daha e, patolojik hale getirebilir. E, peki e, alternatif Ne? Art, e, şey diyebilirim, çok kaba bir benzetme olacak, farkındayım. Bedenle ruhun ayrılması gibi e, bedensel olanın toplum içerisinde olması, ruhun da orada olması anlamına gelmez. Descartes'in örneğini verip bu meseleyi kapatayım. Şimdi Descartes e, bir mektubunda diyor ki, insan sepetindeki, çürük ve sağlıklı elmalardan sadece çürükleri atarak sepeti temizleyemez. E, çünkü içeride çürük elma kalıp kalmadığından emin olamaz diyor. Yapılması gereken diyor ki ben öyle yaptım diyor. Bütün sepeti boşaltmaktır diyor. Sonra sadece sağlam olanları sepete koymaktır. Eee ki benim, bana sorarsanız, benim de şahsi kanaatim, e, hakikat arayışının, ya da isterseniz siz buna felsefe yapmak deyin, sadece birincil değil, sonuncul etkinliği de yatsımadır. Yani e, bizim kendi terminolojimizde söylemek istersen, caru bi la", la süpürgesini kullanmaktır, yani negasyondur esas felsefi etkinlik sadece yassımaktır. Olumlu sen ne söylüyorsun kısmı orası aslında önemli değildir. Yapılması çok güç olan e, çok o süpürme işlemini yapmaktır. Nedir bu? Neyi süpüreceğiz? Doğduğumuz andan, topluma katıldığımız andan itibaren bize yüklenen ne varsa hepsini e, boşaltmaya çalışma. Bütün felsefe e, arayışının, hakikat arayışının özü bu süpürme işlemini yapmaktır. Sonra ne koyacağız oraya? O e, bir bahsi diğerdir. Şimdi bunu Descartes yapmış mı? Yapmış. Hepsini yaptım diyor. <laughs> ne varsa e, döktüm diyor. Sonra geometri alıyor, aritmetiği alıyor. Yani hangi bilimler gerekiyorsa onlar alıyor. Hatta kendisinin bir ifadesini hatırlatayım size. Felsefe bir ağaca benzer. Kökleri metafizik, gövdesi fizik, dalları diğer bilimler diyor. Diğer bilimler derken de üç tane e, bilim adı veriyor. Tıp ve mekanik ve ahlak. Şimdi sizin burada sormanız gereken soru sadece bana değil kendinize de. Hocam tamam matematikle ilgili bana yüklenenleri şey yaptım. Ee, bütün inançlar, düşünceler, e, sahip olduğum doğru olduğuna kesin olarak inandığım bütün her şeyi sildiğimi kabul edelim. Silmeye aday oldum. İyi de hocam hayat devam ediyor. E şimdi bir insan onun yerine bir şey koyması zaman alıyor. Bak altta metafizik var, ortada fizik var, diğer dallar var. Ve ahlak diyor Descartes en sona bıraktım bir bilim dalıdır diyor. Çünkü diğer bütün bilimlerde belli bir katiyete, kesinliğe ulaştıktan sonra ancak ahlakla ilgili... Ahlak bir şeydir, felsefenin amacıdır. Çünkü değerler alanıdır. Yama diyor... E, hayat geçiyor. Diyelim ki bu süreç 30 sene sürecek. Ben 30 sene e, matematiksiz yaşayabilirim. Yani e, fiziksiz bile yaşayabilirim. Yani belli bir kanaat bilmiyorum. Araştırıyorum diyebilirim. Ama ahlakta yaşıyorum. Yani insanlarla e, etkileşimim var. Davranışlarım var. E, onu, onu da silersem ahlakı da atarsam e yerine de benim ahlakı koymam için bir 20 yıl sonra bir ahlak kitabı yazacağım ve asıl ahlak nasıl olmalı onu koyacağım diyorsanız ne yapacağız o zaman diyor Descartes diyor ki bunun üzerine geçici bir ahlak edinmeye karar verdim. İçinde yaşadığım toplumun inançlarını ve değerlerini geçici olmak üzere kabul ediyorum. E, oraya geldiğimde yani ahlak, asıl ahlak nasıl olması gerekir diye e, kendim iyi nedir, kötü nedir üzerine kendim konuşmaya başlayacağım zaman o zaman hangisini değiştirmem gerekirse onu yaparım. Ama o zamana kadar kralla iyi geçineceğim, papayla, kardinalle iyi geçineceğim diyor. Şimdi... E, dolayısıyla e, felsefe yapma, e, bir hakikati e, arama, kavrama süreci toplumun dışında kalarak varsayılamaz. Yalnız e, şunu da söyleyeyim, e, toplum derken hep şehri kastediyorum. Şehir yoksa felsefe olmaz. Şehrin olmadığı hiçbir yerde felsefe olmadı. Hatta daha ileri gidiyorum, dinde olmadı. Sonraki bölümleri diğer videolardan takip edebilirsiniz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.